Cudi'ye geçen senelerde bir yürüyüş planladık, yaptık parti olarak, Halkların Demokratik Partisi, Mezopotamya Ekoloji Hareketi ile beraber. Örneğin bu sene yangınlar başladığında köylülerin ihbarlarına rağmen milletvekillerimiz Tarım Orman Bakanlığı'na sorduğunda Tarım Orman Bakanlığı yangın olmadığına dair bir bilgi verdi. Bunun gerçek olmadığı düşen fotoğraflardan, videolardan da kanıtlandı. Biz de bu geziyi uzmanlar, ekolojistler, demokratik kitle örgütleri ve yanımızda hukukçu uzmanlarla beraber bölgedeki durumu anlamak, görmek, raporlamak için yapıyoruz. Burada bu yangınlara ve ağaç kesimlerine şahit olan köy halkıyla, buradaki insanlarla bir araya gelip ilk başta durumu görmek istiyoruz. Şu anda gördüğümüz tablo vahim. Hem ağaç kesimleri hem yangınlarla beraber Cudi'deki orman varlığı çok büyük ölçüde kaybedilmiş durumda. En kötüsü sadece ağaç kesimi değil, tıpkı bir maden alanı açılıyormuşçasına orman varlıklarının yok edilmesi. Dolayısıyla bu da akıllara başka sorular getiriliyor. Çünkü az önceki görüntülerde Kalekol'un hemen altındaki bölgede petrol arama kuyusuna benzer bir yapı gördük. Büyük ihtimalle petrol arama kuyusu, uzaktan gördüğümüz kadarıyla. Bu da buraya maden şirketlerinin girebileceği endişesini yaratıyor. Belki de bilgiler bu yüzden saklanıyor ve biz de tam da aslında bunu anlamak, görmek, raporlamak için buradayız. Getiren amaç aslında şuydu. Cudi'de yangın vardı. Ciğerlerimiz yanıyordu. Ama biz bu yangına sessizdik. Hiçbir şey yapamıyorduk. Elimizden bir şey gelmiyordu. Uzaktan seyrediyorduk. Uzun bir sürede bölge halkından ya da işte bölgedeki olan arkadaşlardan duyumlar alıyorduk Cudi'de yangın olduğunu, ama buradaki tahribatın ne kadar yüksek olduğunu görmeye başladık. Bunun için de buraya gelip Cudi'nin sesi olmak. Evet, burada bir soykırım var, burada bir ekokırım var, burada bir insansızlaştırma zaten başından beri var. Bunu birlikte, buna ek olarak da doğayı yok etmek var. Sadece ağaçların kesilmesi, ormanın yok edilmesi değil, aynı zamanda burada yaşayan binlerce türün yok edilmesi, o canlının yok edilmesi. Ben biraz önce köylünün biriyle konuşurken şey dedi, ben dedim ki işte ağaç kesimi mi, yangın mı? Hangisi daha çok doğaya tahribat veriyor? Aslına baktığında İkisi birbirinden çok daha acı. Çünkü bir tanesinde tamamen yok ediyor. Orman kendini zamanla belki tekrardan yenileyecek, tekrardan doğa kendini onaracak. Ama öyle bir aşamaya getiriliyor ki bu aşama şeyi de onarmaya da izin vermiyor. Yaktığı zaman bitki örtüsü yanıyor, canlılar yanıyor. Biz bunu geçen sene şeyde gördük. Dersim'deki orman yangınlarında gördük. Orada belki bu kadar sıkıntıların çok hızlı bir reaksiyon göstermesi miydi bilmiyoruz, ama basına hızlıca görüntüler yayıldığında o canlıların nasıl canhıraş kaçtıklarını, hayvanların bir tarafı yanarken bir taraftan ormanı terk etmeye yönelik davranışların olduğunu gördük. Ciddi anlamda baktığımızda burada biraz önce arkadaşım biri anlatırken tamamen ağaçlardan hiç tepelerdeki oyukları göremiyorduk dedi. Bölge bölge, özellikle kalekolların olduğu bölgelerin tamamen kesildiği, yok edildiği ve diğer yerlerde kalekolların olmadığı yerlerde, kulelerin olmadığı yerlerde ağaçların daha gür olduğunu görüyoruz. Burada da aslında bir yanıyla devletin politikası olan Kürt halkına karşı uygulamış olduğu baskıyı ve yok etme politikasına kadar, aynı zamanda madenlere de, maden şirketlerine de rant açmanın yolunu açıyor gibi görünüyor. Çünkü diğer Cudi'nin diğer cephesinden, Şırnak tarafından, Slopi tarafından görülen kesimde ruhsatlı alanların olduğunu, tamamen bölgenin ruhsatlandırıldığı ve bunun da iki kişiye verildiğini, burada özellikle palazlandırmak istedikleri kişilere rant açmak için de yapıyorlar ve bunu da güvenlik amacıyla yapıyorlar. Yangınları kendileri çıkarırken kendilerinin hiçbir ilgisi olmadığını söylüyorlar, ama biz bunu biliyoruz ki bunu yapan devletin kendisi ve politikaları.
ülkenin ve dünyanın birçok yerinde olduğu gibi bu bölgede de orman tahribatı ve işte ekolojik yıkımın parçası olan çeşitli tahribat biçimlerinin olduğunu her zaman biliyorduk. Geçtiğimiz yıllarda da bu bölgede orman yakmalar, insan kaynaklı orman yakmalar ve ağaç kesimleri gerçekleşmişti. Geçtiğimiz haftada bu bölgede çıkan orman yangınını duyduk ve aslında buraya ses olmaya, hem burada yaşayan insanlara hem de burada var olan canlıların tamamının yaşamına sahip çıkmaya buraya geldik. Buradaki arkadaşlarımızın çağrısıyla buraya desteğe geldik. Bizim köy Cudi Dağı'nın eteklerinde bulunan bir köydü. Çokça meyve bahçesinin olduğu, hayvancılık yapılan, oldukça verimli arazileri olan, verimli toprakları olan bir alandı. Gittiğimiz alanda yangının çıktığı yeri ve ağaç kesiminin olduğu yeri daha yakından görmek istedik ancak yaklaşamadık. Ancak uzaktan çekim yapabildik. Başka bir taraftan yani yangının yaşandığı, ağaçların yandığı alana gitmek istedik ancak orada da asker engeline denk geldik. İzin alınması gerektiğini söylediler. Yani valilikten bir izin alınması gerektiğini ancak o şekilde alana girebileceğimizi söylediler. Ve tam anlamıyla bir tespitte bulunamadık aslında. Uzak mesafelerden gözlemleyebildik ama bölgede yaşayanlar bugün gördüğümüz alanın sık ağaçlık kaplı nitelikli bir orman olduğunu ancak son zamanlarda giderek seyreldiğini hem kesimle hem de yangınlarla seyreldiğini, yıkıma uğratıldığını bize anlattılar. Biz de zaten kendi gözlerimizle de uzak da olsa görebildik. Askeri bölge olduğu gerekçesini bize bildirdiler. Görüşmeci arkadaşlarımıza bu şekilde bilgi verdiler. Tam anlamıyla bir açıklama yapmadık. Özellikle bu bölgede köylüler yangına müdahale etmek istemişler. Bunun için çok büyük bir çaba harcamışlar ama köylülerin yangına müdahale etmesini de engellemişler. Nedenini tabii ki tam anlamıyla açıklamıyorlar. Bunu ülkenin çok alanında gördük. Daha önce pandemi sürecinde de insanların ormanlara ve tarım arazilerine erişimlerini engellediler. Ancak bu süreçte maden şirketleri ne hikmetse bütün alanlara ulaşabildiler. Ya da işte enerji şirketleri de dahil olmak üzere. Yani yasak bir şekilde halka var ama sermaye şirketlerine, zenginliğini doğayı yıkıma uğratarak büyütenlere karşı yasaklar işlemiyor. Ama bizim gibi doğayı savunanlara karşı yasaklar çok güçlü bir biçimde işliyor. Türkiye'de şu an birçok yerde bir ekolojik yıkımla karşı karşıyayız. Akbelen, Kaz Dağları, Dikmece, bugün de Cudi'deyiz. Diğer yerlerde gördüğümüz şey ranta dayalı bir ekolojik yıkım görüyoruz. Ancak burada tek başına ranta dayalı bir ekolojik yıkımdan söz edemiyoruz. Aynı zamanda bir savaşın aracı, insansızlaştırmanın aracı olarak da bir ekolojik yıkımla karşı karşıyayız. Sadece bu Cudi'de değil Dersim'de yine birçok yerde de karşılaştığımız bir durum, yıllardır karşılaştığımız bir durum. Temelde de buraya geliş sebebimiz aslında yıllardır var olan bu sorunu gündeme taşıyabilmek, bu sorundan herkesin haberdar olmasını sağlamak, bunu raporlamak ve aslında gerekli adımların atılmasını ve bu sorunun çözülmesini, bu politikalardan vazgeçilmesini sağlamak. Buraya gelmeden önce bir yangın sebebiyle ya da yıllardır gerçekleşen yangınlar sebebiyle bir sorundan, bir insansızlaştırmadan, bir yıkımdan söz ediyorduk. Ancak buraya geldiğimde sadece bir yangından değil, aynı zamanda kesimden de söz edilebileceğini gördüm. Çünkü sistematik bir şekilde alanda kale kollardan başlayan yangınlarla birlikte aynı zamanda kesim yapıldığını hem oradaki kişiler tarafından dile getirilen şeyler hem de bizlerin uzaktan da olsa gözlemleyebildiği durumlar. Bunun haricinde mesela güvenlik alanları yani özel güvenlik bölgesi olmayan alanlar, karakolların yapılmamış olduğu alanların yeşil olduğunu gördük mesela. Hani o alanlarda hala yeşilliğin var olduğunu gördük. Bu da bize bu meselenin tek başına rantla ilgili olmadığını gösteriyor. Yani Cudi'deki bu yıkımın, ekolojik yıkımın aynı zamanda savaşın bir aracı olduğunu gösteriyor.